İyi de gitti. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah sabit olanlarımı kabul etsin. Allah razı olsun. Bizleri tevhid ve vahdete buluşturan Allah'a hamd, onun Resulüne salatu selam olsun. Kainatın efendisi, varlıkların en şereflisi, Allah'ın sevgilisi, peygamberler zincirinin son halkası ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun 1446. yıl dönümü ve kutlu doğum haftası münasebetiyle Midyat Müftülüğü'nün düzenlediği Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu konulu konferansa hepiniz hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendi inisiyatifiyle her yıl işte 20 Nisan'ın içinde kapsayacak bir hafta içerisinde Hazreti Peygamber Efendimizin kutlu doğumu kutlanıyor. Bundan maksat kesinlikle 12 Rabbi'l-Evvel olan Mevlid Kandilimize alternatif değil ancak mütemimidir Diyanet İşleri Başkanımızın ifadesiyle. Bu konferansı vermek üzere teklifimizi kabul eden ve nazikçe buraya teşrif eden Kızıltepe Müftümüze hoş geldiniz diyorum sizin adınıza. Teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu konusunda bizleri aydınlatacaktır. Sizin adınıza tekrar kendisine hoş geldiniz diyorum. Çok kullanır. Ben gizli bir hazineyi bilinmeyi murad ettim ve galaksileri, samanyolunu hepsini yarattım. Yüce Allah insanı bir defa dünyaya gönderir. İmtihanı kazanmak için. Bunun tekerrürü yoktur. Madem bir defa geldik, makam sahibi makamının hakkını, İlim adamın kaleminin hakkını, doktor tabipliğinin hakkını, zengin malının hakkını verir. Evdeki kadın, evin hanımı olduğundan dolayı onun hakkını, kocasına karşı vazifesinin idrakinde olmalı. Aile reisi reisliğinin hakkını ve dolayısıyla herkes bulunduğu yerdeki sorumluluğun idrakinde bir hayat sürmeli. İslam bunu bizden istiyor. Toplumumuzda bir güven vardı. Fakat 40-50 yıldan beri yozlaşma başladı. Önce büyük şehirlerde, sonra diğer şehirlerde, şu anda ilçelerde bile neslimizi kaybediyoruz. Madde bağımlısı olanlar var. Bunun dışında değişik kötü fikirlere mensup olanlar var. Kaybettiğimiz bir nesil. Kapılarımız çelik kapı oldu, hırsızlık yine önlenmedi. Tel örgüler çekildi, dikenli teller çekildi, yine önlenemedi. Kameralar konuldu, yine önlenemedi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bedenin başkenti olan bir kalp var. Ve o bir et parçasıdır. اِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ Olsa o ıslah oldu mu, vücudun tümü ıslah oldu mu, o bozuldu mu, vücudun tümü bozuldu. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Gönülleri fethetmemiz lazım. Bekçiyi, polisi, askeri onların başına koymaya gerek yok. Gönüller fethedildi mi o toplumda huzura erer, mutluluğa erer. Değerli misafirler, ben sizin adınıza tekrar